Merhaba, ben Can Mansur. Merhaba, ben Lala Mansur. İstanbul'da köydeki bahçemizdeyiz. Ee, ve her an bize bir veya birden fazla kedi katılabilir. <laughs> Fakat küçük bir sohbet istendi bizden. Bayramla ilgili. Fakat bayram konusunu aslında biraz soracak en son kişi benim. Böyle biraz çok kimlikli ve çok dinli bir ailede büyümüş biri olarak. Yani o konuda sanırım daha çok anlatacağı şeyler vardır. Fakat bayramların... Um, uzun tatillere denk gelmesinden, uzun tatiller anlamına gelmesinin dışında e, böyle maneviyat kısmı açıkçası e, bir merak etti bir şey. Çünkü yani insan mesela oruç tutuyorsa onsa bayram oluyor. Bunun böyle bir anlamı var. Hatta işte ikimiz de e, bazen böyle nezaketen insanların iftar yemeklerine e, davet ettikleri zaman mesela e, gitmeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü oruç tutanların şeyi, iftarı o. Oruç tutanların bayramı. Dolayısıyla bayramlar eskiden daha böyle. Ben çocukluğumdan şey hatırlıyorum. Tatil olmasının dışında. E, böyle bir toplu sevinç. Ya işte Avrupa'da şey, Noel'in yaşandığı gibi ailenin bir araya gelmesi, birbirini kutlaması, birbirine hediye vermesi falan gibi. Böyle biraz sosyal şeylerdi. E, ve onu unutmadan söyleyeyim burada. Onun e, en güzel resmi benim için müzikte. Müzisyen olarak konuştuğum için Cemal Reşit Rey'in Enstantaneler adlı bir eseri var. İstanbul'dan 5 enstantane adı üstünde manzara ve onun son son bölümü bayram ve orada gerçekten işte böyle içinde dondurmacı türküsünün filan da olduğu böyle rengarenk bir orkestra paleti içinde iki buçuk üç dakika süren böyle müthiş bir cümbüş bir şey ve, ve benim bayram tasavvurum aslında onunla ilgili. Fakat ailede dediğim gibi böyle birden fazla dini olduğu için ve her iki tarafta dindar olmadığı için bayram kısımları açıkçası dini anlamda bizde biraz geçilen şeylerdi. Ama sizde geleneksel dindar olmayıp özellikle dindar olmayıp ama geleneksel bir şekilde büyük ailelerin bir arada olduğu ve bayramları kutlandığı taraf burası. Şimdi annem benim inançlıydı ama sadece oruç tutardı. Yani bu da tuhaf. Yani madem Müslümansın, kıl beş vakit namazını değil mi? Böyle böyle bir şeydi annemin ki. Ama inançlıydı. Babam agnostikti. Ee, e, fakat bizim evde bayram deyince tabii yani bir kere e, dediğin gibi işin tatil kısmı var. E, i̇şin alınan e, bayram haçlıkları var. Çok tabii. renkli yeni şeyler alınır tertemiz giyinilir bilmem ne tabii. misafirler gelir gider tabii çocuklu olanlar da olur çok eğlenceli olur o vakit ortalığı birbirine katarız onlar meşgulken ondan sonra fakat şey yani evet bir sevinç bir birlikte olma duygusu daha öndeydi. bizde de öyle yani pek dini bir aile hiç değildik e tabii abimler falan da hesap annem tek başına orucunda baş başa kalırdı. fakat ben mesela çok hatırladığım çok kötü şeyler var ve çok komik şeyler var. Bir kere küçükken yani böyle 6 7 falan yaşlarında 5 6 7 yaşlarında şimdi bir kere o oturduğumuz yerde etrafında muhakkak birkaç tane kurban olurdu. Tabii biz onu kurban olarak bilmezdik. Biz onu Öyle gelmiş güzel koyun filan olarak onu beslerdik, arkadaşlık ederdik, severdik. Sonra bir gün onu keserlerdi gözümüzün önünde. Yani tabii bizim evde olmazdı bu ama işte mahallede bir sürü arkadaşım var. Bir yerde muhakkak olurdu bunlar. Bir bayramı özellikle hatırlıyorum. Benim çok yakın bir kız arkadaşım var artık kardeş gibiyiz. Aynı okulda aynı sırayı paylaştık yıllarca. Ee, ve onunla bizim evdeyiz. Çikolatalar, bademler bilmem neler mesela. De. De bunları biz servis yapıyoruz. Evin kızları olarak bir nevi. Ee, şimdi biz götürüyoruz servis ediyoruz. Mesela içmiyor biri. Teşekkür ederim diyor. Almıyor kahvelik likörünü. Hop biz bir bardağa kahvelik likörünü koyuyoruz. Yani nasılsa o gözden çıkmış. İçebilirdi. Sonra bütün bu devam etti etti. Bir türlü misafirlerin ardı arkası kesilmiyor. Karnımız acıktı. Yani bu arada o kahveler büyüdü, naneler büyüdü su bardaklarının içinde. Ayrı ayrı tutuyorduk. Tabii tabii, karıştırmıyoruz. Ondan sonra bir türlü gelen giden bir türlü bitmiyor bitmiyor. Biz su halle bu birer bardak yarım yarım kahve yarım nane o da yarım kahve yarım nane bölüştük içtik. Sonra nihayet misafirler durulunca bizi arıyorlar arıyorlar bulamıyorlar. Çünkü bir yemek odası vardı salonun haricinde. Biz yemek masasının altında uyuyakalmışız. Bayramla ilgili en çok neyi seviyorsun diye sorsalar İstanbul'da araba kullanmayı diyor. Böyle bir, bir yere gidebiliyorsun <laughs> Aynı filan. Aynı bir tabii. Her yer 3 dakika falan. Ama şey <laughs> e, yani bayramda biz e, bayramda kalabalıklardan kaçan insanlar olduğumuz için aslında İstanbul'u <laughs> e, bayramda özellikle seviyoruz. Duyum olmuyor. Duyum olmuyor. Ama şeyle ilgili yani bayramda ne yapılırla ilgili şimdi bu serbest çalışan yani bu uzun tatiller bazen şu hafta sonunu ekledim işte öteki cumayı da köprü yaptım filan derken böyle 11 günlük tatiller filan oluyor. Ve o düzenli çalışan insanların yıllık yani sabah 9 akşam 5 bir işe giden insanların hayatında tabii çok güzel bir, öyle bir boşluk bir rahatlama yıllık iznin dışında bizim gibi böyle ya evden ya kendi zamanı kendine ait olan veya hobisiyle en önemlisi hobisiyle işi aynı olan insanların tatil kavramı da farklı. Evet. O yüzden tatilde tatilde ne yaptığımız, bayramda ne yaptığımız konusu da aslında biraz bizde bulanıyor bazen. Çünkü bazen bizim seçimimiz olmayan bir şekilde bir 15 günümüz boş olabiliyor tabii. <laughs> ve her zaman yani benim durumumda her zaman ileriye dönük çalışılması bir şey gereken bir hazırlanması gereken bir konser var. Evet. Onu ne kadar erken insan hazırlarsa o kadar e, iyi oluyor. O yüzden böyle bir yani tatil bayram işte şalteri kapattım şimdi 9 gün sadece eğleneceğim diye bir şey yok. Çünkü ben çalıştığım zaman zaten eğleniyorum. Sen de öyle. Dolayısıyla <laughs> o konuda şey çok e, iyi örnekler değiliz. E bir de bana çok sorulan bir soru o. Yani dansı bıraktıktan sonra oyuncular geçince işte müthiş bir disiplin bilmem ne falan. Yani baledeki bir disiplin değil bence o size yani empoze edilmiş bir şey. G gayet iyi biliyorsun sen de hmm. birlikte yaşadık. Yani empoze edilen işte şu saatte kalkacaksın, şu saatte e, ısınacaksın, egzersiz yapacaksın, prova yapacaksın. İşte temsil varsa temsil. Ondan sonra gece şunu yemeyeceğim, bunu içmeyeceğim. Bir, yani mecbursun bunları yapmaya. Ama oyuncuyken işte dediğin gibi boş zaman. Yani o verbelinde değil. Yani bayramların boş değil. Benim bazen evet. her iki ay, üç ayım, beş ayım boş. Orada o disiplini göstermek orada onu boş yere harcamamak ya yeni bir dil öğrenmek ya bir enstrüman çalışmak ya bir şey bilmiyorum yani bambaşka bir şey o boş zaman kavramı bizim evet. için gerçekten çok farklı Bayan senin bayanları. hiç boş vaktin Hı. olmadığını biliyorum özellikle bilmiyorum. bu pandemi sırasında ee, en çok çalışanlardan biri aslında. Evet, ben bu tanıdım. pandemi başladığında dedim ki şimdi bir orkestra şefiyim. ve en az bir 30 kişi olmadan sahnede kendi başıma bir şey yapamıyorum. Bir konser salonunu yönetmeyeyim, e, konser salonunu kapalı böyle aylak aylak dolaşacağımı sanırken böyle günde 24 saati yetmediği evet. çok yoğun bir şeye girdim. Çünkü insan gerçekten meselesi e, müziği devam etmek ve ettirmek ve paylaşmaksa e, boş durmuyorsun haline. E, bayram ve tatillerle ilgili bir şey daha aslında e, var. Bu ...bizim gibi işte çok genel anlamda eğlence sektörü de tırnak arasında olan insanların... ...bayram veya tatil kavramı. Mesela ben hatırlıyorum çocukken... ...yılbaşı akşamı mesela özellikle ailece... ...mesela tiyatro bileti alınıp... ...31 Aralık akşamı... ...bu tiyatro bileti zor bulundurdu... ...belli tiyatrolara ve ailece tiyatro eğildirdi. Şimdi mesela... ...bir takım yerler, ben konser salonlarından biliyorum... ...kapalı. Halbuki insanlar yılbaşı mesela eğlenmek istiyor. Biz de onları eğlendirmek... ...durumunda olan kişileriz. Yok yılbaşı biz kapalıyız. Biz tatil yapıyoruz. O bana bir biraz ters geliyor. Bir de bu çok sık konuşulan şey işte bayramda mesela konserler oyunlar devam etsin mi duruyor? duruyor. Niye duruyor? İnsanlar Bizde çünkü gidiyor. her şey, her şekilde duruyor. Allah korusun büyük bir patlama oluyor. Bir yani bir şehit veriyoruz. Konser iptal. Klasik müzik konserlerini göbek atmayla karıştırdıklarını evet. varsayıyorum. Yani burada sen hep verirsin o örneği. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalar patlarken insanlar gidip kiliselerde e, klasik müzik konseri dinlerlermiş. Birlikte olmak ve hayatlarını devam ettirdiklerini evet. hissetmek için. Ve bu yalnız büyük felaketler olduğunda veya savaşlar olduğunda değil. Aynı şekilde mesela İstanbul gibi büyük 16-17 milyonluk bir şehirde e, biz işte insanlar İstanbul'dan çıkıyor. Dolayısıyla konser yapmayalım, tiyatro <laughs> temsili yapmayalım şeyi de bana ters geliyor. Çünkü o kadar insan var... E ya yarısı gitse yarısı yine bir Finlandiya'nın bir buçuk misli nüfusu İstanbul'da kalıyor. Yani <laughs> bu aslında kültürü, sanatı, evet. konserleri gösterilir bir bir ihtiyaç olarak yaşayıp yaşamamakla ilgili. Bayramda ne yapıyoruz? Daha, bu, daha doğrusu bugünlerde ne yapıyoruz? Konusunu evet. daha çok konuşabiliriz. Epey bir şey seyrettik açıkçası. Evet. Pandemi süresince. Ama son zamanlarda bu mesela YouTube'da en son izlediğimiz Orson Welles röportajı. röportaj yapan adı neydi? Dick Cavett diye bir adam bu 1970'lerin meşhur evet. sure talk showcularından. <laughs> Sonra bunu çok beğenince hiç kokla yaptığı bir röportaj istedik. Betty Davis'le yaptığı bir röportaj istedik. Yani böyle çok zeki insanların Röportajlarını evet. izlemek gerçekten çok keyifli oluyor. Bu aslında herkese e, tavsiye etmemiz gereken bir şey çünkü bazen evet. insan böyle o kadar büyük büyük bir zenginlik var ki işte Amazon Prime'a <laughs> bakıyorsun işte e, Netflix'ti, şuydu buydu, Dijitürk'tü derken e, YouTube diye bir şey var. Bizim gençliğimizde olmayan ve orada gerçekten bir cefer var ve orada dediğin gibi bu e, en keyifli şeylerden biri aslında. Oraya böyle gezinirken çok ilginç insanlar da işte Orson Welles müthiş gerçekten. Müthişti. Ben özellikle konservatuar öğrencilerine genç korkusunda da aman diyorum şu İngilizcenizi halledin. Bu dünyada iyi İngilizceye sahip olmamak gibi bir lüksünüz yok, müthiş şeyler kaçırıyorsunuz zaten. Müzisyen olarak eğitimlerinde de insan olarak genelde işte sanatçı olarak da öyle bir cefer var ki orada ve gerçekten bazen işte laf olsun diye bir dizi bulsak, seyretsek yerine çok ilginç bir belgesel olabiliyor. Çok ilginç dediğin gibi röportajlar olabiliyor. Çok iyi dizilerin de hakkını vermek lazım. Tabii, tabii. kesinlikle. Yani o da <laughs> olan Abbey, bir, bir Crown. Tabii. O olan <laughs> bir üretim var orada. Ama şey, yaz aylarında bu yani bugünlerde ne yaptığımız konusunda <laughs> da bizim bu sene benim çok önemsediğim ve uzun zamandır yapmak istediğim yaz konserleri var. İstanbul Senfonik Yaz diye bir dizi yapıyoruz ve e, ilk defa yapıldığını tahmin ediyorum bu kadar. Yani 8 tane senfonik konserin bayağı full orkestrayla en popüler klasiklerin anlatımlı olarak işte dördünün Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda, dördünün farklı e, parklarda e, ve İstanbul'un iki yakasında farklı yerlerde e, ücretsiz olarak tekrarlarıyla yaz bitmeden e, binlerce kişinin acaba bu bana uyar mı diyen veya e, bir konser salonuna e, gitmeyi böyle çok büyük bir mesele eden e, bana uyar mı yani hmm. merak eden insanlara ulaşma ve klasik müziğin ne kadar aslında orkestra müziğinin ne kadar heyecan verici, ne kadar enerji dolu, ne kadar kolay ve güzel paylaşılabilir bir şey olduğunu olduğu fikrini yaymak istiyordum. Hmm. Ve 8 konserde bunu yapıyoruz bu yaz ve bildiğim kadarıyla ilk defa ve şeydir. ya niye ben yapıyorum böyle bir şeyi ilk defa? Yıl 2000 bilmem kaç ve e, gerçekten e, bugüne kalmış yani bu işte klasik müzik dediğiniz şey belli bir zümreye ait salonda nerede alkışlayacağını bilmezsen oraya gidemezsin işte ayıplanırsın falan böyle bir şey yok ve herkese ait olduğunu göstermek için çok güzel bir fırsat ve e, ilginin de şeyi ilgi de şeyi görüyoruz yalnız buna aç olduğunu değil insanların artık bir araya gelip bir şey yapmaları ve bizim müzisyen olarak da geçen gün harbiyle 2500 kişinin karşısına çıktığımızda evet, müzik çalıyorsun ve birine bir şey oluyor o sonra belki tıklar da 3 üç dakikasını 3,5 dakikasını izler umuduyla değil o anda gerçekten müziğin ne olduğunu paylaşma fırsatını bize veriyor. Yani her <laughs> açıdan bir kazan kazan yazı oldu müzikada, müzikada anlamda. Evet, ben, ben dediğim gibi ben her gün böyle bir şeylerle meşgulüm ama e, daha ileriye yürüdük planları olanlar da var. Yakın gelecek e, veya biraz daha az yakın gelecekte e, salonların da açılmasıyla da e, herhalde evden çıkıp sahneye giden tek kişi ben olmayacağım. Evet, bu sene, e, iki, bir buçuk sene önce e, birlikte çalıştığım Gizem Aldemir... E, İyi Geceler Anne bir Ankara Sanat e, Tiyatrosu prodüksiyonuydu. Birlikte çalışmıştık ve çok zevk almıştık biliyorsun. O ve e, işte Gizem'in getirdiği çok sevdiğim bir oyun var. Bir Türk yazar. E, bir kara komedi. Hep çok istiyordum komedi oynamayı. E, ve ona hazır yani işte son surat ona hazırlanıyoruz şimdi ve çok keyifli. Çok çok keyifli gerçekten herhalde Ekim ortası falan başlarız diye düşünüyorum. Eğer yeni bir felaket gelmezse başımıza. Evet. aşı olmayı reddeden deden <laughs> parlak zekalılar artmak, artmazsa ve yani işte bir varyantlar bilmem ne falan derken ben geçen yaz ya tam ilk aşının bulunduğu ne zaman duyuruldu hatırlamıyorum ama yan, yanılmıyorsam bir yıl önce aşının ağası bile yoktu ortada bir şey diyorduk işte aşı bulunacak bir yıl da önce... üretilecek de. Evet. Belki yeni yeni başlıyor. Yeni yeni, yeni başlıyor evet doğru. Ama ben kötümser değilim o, o bakımdan. Yani e ben de şeyden çok ümitliyim. <laughs> Bu faizlerin eee yıl kadar bunun ilacını çıkaracağı konuşuluyor. Yani BBC'de ve CNN International'da izlediğime göre evet. o olursa tabii müthiş olur. Bir de birkaç ay önce bir gazeteli bir haber vardı. Bir Türk bilim adamı o daima Türk bilim adamı olunca gazetede haber oluyor. İşte en kötü koronayı olacaksın fakat bir burnuna bir fıs fıs anında geçiyor falan gibi. Bu biraz fazla iyi geldi tabii ama belki o gün, keşke, o, gün, o gün de gelir belki. Keşke öyle bir şey olsa. Evet yani güzel herkes anladı yani daha önceki hayatımızda gerçekten hop oraya üç gün beş gün buraya uçakla bilmem ne falan. Bu bir gerçekten büyük bir şımarıklıkmış bunu anladık. Hı. Ve ilk zamanlarında kapanmanın da işte Yunuslar gel, geliyor, evet. doğa temizleniyor. Evet doğayı biz zaten mahvediyoruz. Yani olabilecek en kötü tür olduğumuzu düşünüyorum. Herhalde aynı fikirdeyiz Aynen zaten. Aynen şey yani kapanma yani ilk bayağı ciddi kapanma döneminde şehir merkezinde Yunus görmeye başladık. Evet. Şimdi ne var? müsilaj? Evet. evet şu Onun anda misilaj yani. var. Evet. Bu yüzden doğanın ne kadar <laughs> çabuk affedip ne kadar çabuk da uyanıp suratımıza tükürebildiğini de bir daha evet, hatırlamış olduk aslında. Evet, evet. Ee, bayramla ilgili bir şey daha benim bir temennim var aslında. Herkese iyi bayramlar derken bir taraftan yollardaki katliam olayı, <laughs> evet. o ölüm bilançosu, işte 42 dakika eve erken eve ulaşma ümidiyle e, o gerçekten felaket tarafı bayramların anlaşıldığı gibi. Ana özür değil. dilerim ama bu biraz testosteron kokuyor. Erkekler mi yapıyor bu e, Evet, veren? %90 evet. Kadınlar genelde daha yavaş kullanıyor, doğru. Yani daha yavaş olabiliyorlar. Şehir trafiğinde çok e, sinirlenenler oluyor bilmem ne ama. Yani gidip de 200 basayım bilmem nereye 15 dakikada gideyim diye bir dertleri yok. Genellikle. Evet. Ondan evet. bu bayramda umuyoruz ki o felaket evet, tablolarının gerçekten. artık e, en, az, en azına olabilecek, en azına indirgeneceği. <laughs> Keşke sıfır olsa. Evet. Peki o zaman. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar.